Herkese merhaba. Ben Deniz Yalabık, namı diğer eksik kalır diyebiliriz. Kimdi Deniz Yalabık? Hani basında da duyuyoruz, fotoğraflarını görüyoruz, sosyal medyada zaten denk geliyoruz, karşımıza çıkıyor. Fakat kimdir Deniz Yalabık? Nedir, ne iş yapar? Neden haberlere çıktı, neden basında yer alıyor? Ne yaptı bu kadın, ne kattı bize ya da ne katmaya çalışıyor? Hemen bir Deniz'i tanıyalım. Peki kim bu kadın? 35 yaşında haberlere çıktı, basında yer almaya başladı. Bir şeyler duyuluyor, bir yerlerde bir şeyler yazılıyor ama nedir, ne değildir? Gelin bir de benden dinleyin. Ben 18 yaşlarımda kanserle tanıştım. Hikayem benim burada başlıyor. Bu hikayenin başlangıcı gerçekten çok hoş değildi. Ama nitekim geldiğimiz noktada hikayenin sonunu çok daha güzel sonlandıracağız diye düşünüyorum. 18 yaşında kanserle tanıştıktan sonra hızlı bir şekilde kilo almaya başlıyorum. Hem tedaviler, hem hayat şartları, hem artık umutsuzluk, yorgunluk, adını ne koyarsanız koyun ama bir yılgınlık, bir pes etmişlik vardı. Bir mücadeleden vazgeçiş vardı aslında o noktada. Kendimden vazgeçtim diyelim. Duygusal yiyicilik başladı. Benim tedavim 120 kilolarda bittikten sonra ben artık tartılmayı bıraktım. Kendimi bıraktım. Yani sağlıklı yaşamıyorum, sağlıklı beslenmiyorum. Zaten gittikçe kilo aldım. Zaten zor bir süreçten çıktım. Ve bunun sonu nereye gidecek, nasıl sonlanacak bilmediğim için gerçekten yorgunluğa mı kapıldım diyeyim, o anki gaflete mi kapıldım diyeyim. Siz deyin bir dünya, ben deyin iki dünya yedim sonrasında. 120'li kilolardan 150'li kilolara çıkmam gerçekten tamamen bir şuursuzluk ve bilinçsizlik. Bunu kabul ediyorum. Bu bilinçsizliği yapmayın diye böyle dipnot geçmek istiyorum ama insanın elinde olmuyor. Bunun da farkındayım. O yüzden kimseyi de yargılamıyorum kesinlikle. Damdan düşenin haline damdan düşen anlar derler ya. Tam olarak o noktadayız. Sonrasında hareket kabiliyetimi yitirmeye başladığımı hissediyorum tabii ki. Bunun farkındayım ama umursamıyorum. Umursama eşiğini çoktan aşmışım. Çünkü zaten başıma bir sürü şey gelmiş, hayat beni yormuş vesaire. Kilo kimin umurunda diye düşünüyorum. Fakat işin sağlık boyutunu hesaba katamıyorum. Çünkü daha çok gencim. 20'li yaşlara yeni gelmişim. Sağlık tamam, hani herkes sağlığına dikkat et Denizciğim, aman kilonu ver Denizciğim vesaire diyor ama o sözler benim duymak istediğim zaten en son sözler. Ya da yüzün çok güzel canım ama biraz kilo versen, sağlığına dikkat etsen, birazcık egzersiz yapsan, şunları yemesen. Hani böyle çok bilinen cümleler bana kurulduğu zaman benim bir şey yapma dedikçe yapasım geliyordu. Karakter olarak da tamamen aykırı bir karakterim. Ve sonrası zaten battı balık yan gider mevzusu oldu. Sağlığı o noktada gerçekten çok önemseyebilecek bir bilinçte olduğumu düşünmüyorum 20'li yaşlarda. Evet çok zor şeyler geçirdim. Evet yaşımdan çok daha olgunum. Hayatta birçok şeyi gördüm, geçirdim belki o yaşa kadar ama tabii şimdiki yaşlara baktığım zaman ya da şimdiki yaşımla konuştuğum zaman o zamanlar hiçbir şey bilmiyordum. Daha toy, çömez bir çocuktum belki de. Ama arkadaşlar şunu samimi söyleyeyim. Hayatta en değerli şey gerçekten sağlıkmış. Hani bu yaşlara gelince anlamadım bunu. Fakat ne zaman ki ben 150 kilolara geldiğimi farkında olmadım. Hareket kabiliyetimi yitirdim. O zaman zaten sağlık sorunlarım baş göstermişti çoktan. İnsülin direncim çıkmıştı. Kansızlığım vardı. Bütün demir, vitamin, tüm mineral vitaminlerim yerle yeksandı. Kolesterol problemim çıkıyordu. Hareket edemiyordum. Nefes alamıyordum. Sürekli kalbim sıkışıyordu. İnanılmaz şekilde 60-70 yaşında kadınlar gibi, insanlar gibi daha doğrusu kronik eklem rahatsızlıklarım olmaya başladı. Dizlerim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Yataktan kalkmak artık zor hale geliyor. İşte kaybettiğim zaman ben ne yazık ki sağlığın değerini anladım. Bu kadar son noktaya gelmeden keşke anlayabilseydim diye çok diliyorum. Fakat bazı şeylerin de yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Biraz kaderciyim bu konuda diyelim. Bir şeyleri yaşamadan bazen biz insanoğlu tam olarak ders çıkartamıyoruz. Yaşandı. Bunu değiştiremem. Fakat bunu bir tanışma videosu olduğu için konuları kısa tutmaya çalışsam da uzun bir video olacak arkadaşlar. Ama alt tarafta dakikalardan atlama yapabilirsiniz. Bunu da dipnot olarak geçeyim. Bu arada Eros, tanıştırayım kendisiyle. Tabii ki sohbetimize, muhabbetimize arada bir bu şekilde giriş çıkış yapacak, altyazılık yapacak. En çok merak edilen şeylerden biri de Denizciğim kaç kilo verdin? Haberin bir tanesinde 87 kilo yazıyor. Haberin bir tanesinde 83 kilo yazıyor. Haberin bir tanesinde 90 kilo yazıyor. Haberin bir tanesinde 94 kilo diyor. Bir tane canlı yayına katılıyorsun, 94 kilo verdim diyorsun. Gerçekten tam olarak kaç kilo verdin? Bana en çok sorulan sorulardan biri bu. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Aslında haberler yapıldığı zamanlarda verdiğim kilolar lanse edildi. Toplamda 1,5 senede 87 kiloyu zaten verdim. Bu arada tabii ki dipnot geçeyim. Herhangi bir cerrahi operasyonum yok obezite üzerine. Herhangi bir yine...
herhangi bir diyetisyen desteği alamadım. O dönemler maddi olarak çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordum ve diyetisyen desteğinden ziyade her 6 ayda bir ama mutlaka ve mutlaka hem kan tahlillerimi hem vücut analizimi yapmak için, yaptırmak için daha doğrusu bir diyetisyeni ziyaret ettim. O bütçemi ona göre ayarlıyordum. Ameliyat olmadım. Yani mide küçültme ameliyatım vesaire diye de çok soru geliyor. O yüzden hemen bunda dipnot geçmiş olayım. Herhangi bir cerrahi operasyon olmadan bu kiloyu verdiğim için habere çıkardılar. Habere çıktığım zaman ana haberlere o zaman 87 kilo vermiştim. O yüzden 87 kilo olarak orada dipnot geçildi. Sonrasında 2-3 kilo daha verdiğim zaman programa katıldım. O zaman tam 90 kilo vermiştim. Sevgili Ender Saraç'la Sağlıklı Günler programına katıldım. Orada tam 90 kiloyu tamamlamıştım. 90 kilo verdi diye lanse edildi. Sonrasında 2 kilo daha verdim. Bu esnada bir operasyon oldum. Onu da sonra değineceğim, anlatacağım detaylı şekilde. 2 kilo daha verdikten sonra başka bir yerde haber yapıldı. Orada da 92-93 kilo dendi. En son Çağla Şikel'le Yeni Bir Gün programına konuk olduğum zaman tamı tamına 94 kiloyu vermiştim. 56 kiloyu görmüştüm. Ki tartı da benim maksimum gördüğüm son rakam 150 kiloydu. Ama o da tartı maksimum 150 kilo tarttığı için fazlasını bilmiyorum. Ben 150 kiloyu başlangıç olarak baz aldım. 150'den 56'ya düştüğüm için 94 kilo verdiğimi söylüyorum çünkü 150 artıydım. Neden Instagram'da ve YouTube'da bu videoları çekiyorum, serüvenimi anlatmaya çalışıyorum? Bu soru çok geliyor. Bu soruya hemen değinmek istiyorum. Instagram'da çok faydalı bilgiler var. Neler yapıyorum? Gün içerisinde rutinlerim nelerdir? Bana faydalı olan okuduğum her bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. YouTube kanalında daha detaylı, daha komplike videoları yayınlamaya çalışıyorum. İkisinden de çok farklı ve faydalı bilgiler alacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Yemek tarifleri ne alaka Deniz? Nereden çıktı? Hani bu soru da çok geliyor. Şimdi hemen onu da anlatayım. YouTube kanalında biliyorsunuz birden çok yemek tarifi var. Bu yemek tarifleri nedir, ne değildir? Sen mi ürettin? Hemen bu konuya da değiniyorum. Şimdi ben kilo verme serüvenime başladığım zaman tamam ameliyat olmadım ama ne yaptım? Ne yaptım da 94 kilo verdim? Nasıl başarabildim bunu? Aslında temel mantık arkadaşlar gerçekten temiz içerikli ve sağlıklı beslenmek. Artı egzersizi hayatımıza dahil etmek. Evet herkesin söylediğiyle aynı şeyleri söyleyeceğim. Fakat gerçekten temel püf nokta bu. Ve gerçekten kilo vermek buradan geçiyor. Ben hayatımı değiştirdim. Mutfağımı değiştirdim, erzak dolabımı değiştirdim. Mutfağım derken anladınız siz, buzdolabındakileri değiştirdim. Yeme stilimi, yaşam tarzımı değiştirdim. Besinlerim değişti, haliyle bedenim de değişmeye başladı. Neleri değiştirdim? Beyaz unu hayatımdan tamamen çıkardım. Rafine şekeri hayatımdan tamamen çıkardım. Sağlıksız margarin grubunu hayatımdan tamamen çıkardım. İşlenmiş gıdalar hayatımda yer almıyor. Kompleks karbonhidrat olmayan birçok işlenmiş karbonhidrattan da çoğunlukla uzak durmaya çalışıyorum. Bunlar çok daha derin konular ama işin temelini anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi hayatımdan birçok besin çıktığında ne oldu? Bir anda boşluğa düştüm. Yani tamam sağlıklı beslenmek istiyorum ama benim canım arada bir krep çekiyor. Şimdi yemeyeyim diyorum. Bir gün yemiyorum, 2 gün yemiyorum, 3 gün yemiyorum. 4. gün açlık hata yaşıyorum. Patlama yaşıyorum. Bu sefer oturup hem krep yiyorum hem çikolata yiyorum. Hem özlediğim ne varsa onları yiyorum. Şimdi dedim ki Denizciğim bu böyle olmayacak. Buna bir çözüm bulman gerekiyor. Ve bu çözüm ne olacak? Sağlıksız olan tüm besinlerin en azından biraz daha temiz içerikli, biraz daha işlenmemiş, biraz daha masum hallerini ben kendi bildiğim şekilde evdeki malzemelerimle yaparsam hem kalori değerlerini ve besin değerlerini en azından kendim hazırladığım gramajlarını bildiğim için hesaplamam ve bunlardan emin olmam çok daha kolay olacaktı. O yüzden yavaş yavaş tarif denemeye başladım. Bunları ilk etapta kendim için deniyordum. Kendi günümü kurtarmak, kendi sürecime destek olmak için bu tarifleri yapmaya başladım. Ki o zaman daha sürecimin başlarında sayılırım. Bir pazar kahvaltısında canım krep çekti. Kreple başladı aslında bu hikaye. Dedim normal un kullanmayayım, yulaf unu kullanayım. Hani biraz daha sağlıklı. En azından kompleks karbonhidrat yulaf biliyorsunuz. Ve içerisinde protein var, bitkisel protein var. İçerisinde tabii ki margarin kullanmadım. Katı yağdan tamamen kaçınıyorum. Tereyağı hariç, Hindistan cevizi yağı hariç, sağlıklı yağlar yine hariç olmak şartıyla belirteyim. Tavayı dedim bir zeytinyağıyla yağlayabilirim. Tereyağıyla yağlayabilirim. Süt zaten ya yağsız süt kullanırım ya laktozsuz kullanırım. Hani o an beslenme düzenim hangisine uygunsa hepimizin beslenme düzenleri farklı. Oluşturayım bakalım dedim. Yaptık. Oldu. Ertesi gün canım pizza çekti. Yulaf tabanlı pizza yaptım. Ton balık tabanlı pizza yaptım. Karbonhidratı düşük olan. Tavuk tabanlı pizza yaptım. Kara buğdaydan pizza yaptım. Ama pizzanın 50 çeşidini yaptım. Canım pizza istedi ve ben onu tükettim mi? Tükettim. Benim nefsimi köreltti mi? Köreltti. Serüvenimde bana kilo vermem için engel olmadı mı?
olmadı tabii ki. Hatta destekleyici oldu. Çünkü temiz içerikli ve makro değerler bakımından daha sağlıklı olan alternatifleri seçmiş bulundum. Şimdi durum böyle olunca kilo verme serüvenimde de gerçekten başarıya yavaş yavaş ulaşmaya başlayınca bir Instagram sayfası açtım. Dedim insanlara tecrübelerimi anlatayım. Çünkü ben nereden başlanır? Nasıl yapılır? Ataklarda ne yapılması gerekiyor? Canımız çikolata çektiğinde nasıl davranmalıyız? Kendimize nasıl şefkat göstermeliyiz? Bunu ben kimseden öğrenmedim. Ama öğrenmek için gerçekten ciddi bir zaman, ciddi bir emek ve ciddi bir psikolojik yıkıma uğradım. Bunda açık olacağım size. Hiç yalan söylemeyeceğim. En azından insanlara dedim bir nebze yol gösterebilirsem ne mutlu bana. O yüzden Instagram'ı açtım. Instagram'da baktım ilk etkileşim halinde olduğum insanlarla. Gerçekten ortak paydamız çok fazla. Ve gerçekten aynı açlık ataklarını, aynı besinlere özlemleri yaşıyoruz hepimiz. Dedim ki arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ufak ufak benim bakın şu krebi denedim. Şu keki denedim. Şu baklavayı denedim, şu böreği denedim, şu pizzayı denedim ama bunların hepsi fit. Bakın bir dilim şu kadar kalori yapıyor. Siz kendi besin değerinize göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığınız malzemelere göre kalori miktarı tabii ki değişiklik gösterecektir. Lütfen onu çıkartın, bunu ekleyin gibi. Yol gösterme amaçlı bir hesap açtım. Ben bu sefer tariflerimi uzun videolarla anlatarak, püf noktalara değinerek neyi neden kullandığımıza mutlaka ve mutlaka bir faydalı bilgi olarak dokunarak videolar çekmeye başladım ve bunları da YouTube'a yüklemeye başladım. Aslında tarif olayı da buradan çıktı. Yani tariflerin çoğu benim uydurma yaptığım tarifler, o an doğaçlama gelişen tarifler ya da o an almam gereken makroları karıştırıp pişirip yaptığım bir tariftir. Ama lezzet olarak emin olun lezzeti beni tatmin etmeyen hiç çevreme de tattırıyorum. Çevremi de tatmin etmeyen hiçbir tarifi herhangi bir yerde paylaşmıyorum kızlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada ağız alışkanlığı kızlar kızlar diyorum. Çünkü genelde kilo verme serüveninde kendine böyle bakımlı davranan etkileşim kurduğum takipçilerim çoğu kadın olduğu için kızlar diyorum. O yüzden lütfen izleyen beyler, centilmenler kusuruma bakmasın. Peki Denizciğim mesleğin ne? Ne alaka? Yani diyetisyen misin, beslenme uzmanlığı mı okudun? Ne okudun üniversitede? Hani şimdi tamam aşçılık okuyorsun, üçüncü üniversitem diyorsun, daha önce ne okudun? Ne yapıyordun? Hayatını nasıl idame ettiriyordun? Soru da çok geliyor. Önce senelerce matbaada çalıştım, ajanslarda çalıştım, grafik tasarımcıyım aslında. Vektörel çalışmalarım çok fazla, katalog çalışmalarım çok fazla, kurumsal kimlik çalışmalarım çok fazla, web site çalışmalarım aynı şekilde çok fazla. Son dönemlerde artık mesleğimin son dönemlerinde diyeyim, sosyal medya biliyorsunuz yavaş yavaş revaçta olmaya başladı. Sosyal medya uzmanlığı yaptığım bir dönem, fotoğraf paylaşımı, işte anahtar kelimeler vesaire vesaire gibi birçok kurumsal iş yeriyle çalıştığım bir meslek hayatım vardı. Bu meslek hayatımdayken bir yerde dedim ki ben bu arada üniversite okuyamadım, hayat hikayemi sonra anlatacağım size uzun uzun anlatmayayım şimdi. Mesleğime hemen bir değineyim kısaca. Çalışırken bir yandan da fotoğrafçılık ve kameramanlık okudum üniversitede. Aslında fotoğrafçılık ve kameramanlık mezunuyum ama dersen ki Denizciğim kamera arkası bir tecrüben var mı? Aslında var, şu an var. O tecrübemi bir şekilde icra ediyorum diyelim. Fakat gerçekten böyle bir kanalda çalışmadım. Hani böyle profesyonel bir tecrübem yine yok maalesef. Ama şu an kendime profesyonel olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Kameraman da benim, dublajcı da benim, ses yönetmeni de benim, editör de benim, yazılara da ben bakıyorum, içeriğe de ben bakıyorum, prodüksiyonu da ben hazırlıyorum, efektleri de ben hazırlıyorum, montajı da ben, her şeyi şu an ben yapıyorum. Profesyonel olarak sadece kendime yardımcıyım burada. Çok çok kapsamlı bir elemanım aslında. Kızlar mesleğim aslında grafikerlik yani işin özü bu. Ama fotoğrafçılık ve kameramanlık mezunuyum. Şu an ne yapıyorum? Çalışıyor muyum? Çalışmıyor muyum? Evde nasıl bu kadar vakit geçiriyorum? Gün içerisinde sizlere vakit ayırıyorum. Bunu neden yapıyorum? Ben bunu artık yaşam hedefim haline getirdim. Birilerine yardım edeceğim. Birilerine umut olacağım. Birilerinin hayatına dokunacağım. Birilerini daha bir deniz yıldızını daha sahilden denize doğru atacağım. Bunu artık yaşam mottosu belirledim kendime. O yüzden günümün çoğu zamanını sizlerle geçiriyorum. Herhangi bir reklam işbirliğim yok. Herhangi bir anlaşmam yok. Herhangi bir kazancım yok bu işten. Ama ileriki zamanlarda elbette ki olacaktır. Olsun zaten. Hani çok yaşam şartları gerçekten gün geçtikçe zorlaşıyor ve bu konuda hayır olmayacak vesaire diyemem. Sürekli akşam freelance olarak evde grafik işine devam ediyorum arkadaşlar. Böylece mesleğimi de icra etmeye devam etmiş oluyorum. Evli misin, çocuk musun? En çok sorulan sorulardan biri. Bunu neden soruyorlar? Şu algı var. Evliysen sağlıklı beslenemezsin. Evliysen kilo veremezsin. Evliysen diyet yapamazsın. Çünkü kocan ya da karın her şeyi gözünün önünde yiyor. Evliyim. Ve eşim dünyanın en obur insanlarından biri. Üzgünüm hayatım. Gerçekten konuşmam gerekiyor. Sürekli yiyor. Ağzı hiç boş durmuyor. Sürekli mutfakta bir hışırtı sesi, ambalaj sesi,
Ekmek hışırtısı, cips hışırtısı, çikolata hışırtısı, bisküvi. Artık neyin hışırtısı olduğunu sesin tınısından anlıyorum. Bir insan 7-24 yemek nasıl yer Allah aşkına? Hani yiyor. Ama ben ona uyarsam, ona ayak uydurmaya çalışırsam ya da onunla aynı beslenme düzenine girersem bu iş olmaz, olamaz, mümkün değil. Gerçekten değil. Ben tekrar yuvarlanarak geri dönerim. Benim 150 kiloya geri dönmem gerçekten çok kısa bir zaman alır. Evde ne pişiyorsam eşim onu yedi. Ben eşime ne pişiriyorsam ondan yedim. Önemli olan porsiyon kontrolüydü. Tabii ki bu pide yapıp yedim demiyorum size. Ya da pizza yapıp hamur işi, beyaz unla vesaireyle pizza yapıp yedim demiyorum. Ya da ona hamburger yaparken kendime sağlıklı ekmekten hamburger yaptım. Aynı şeyleri pişirdim. Hani ona özel muamele, bana özel muamele olmadı hiçbir zaman. Ya da ay Deniz'ciğim ben bugün baklava aldım, sen yemezsen olmaz, bu evlilik yürümez gibi saçma kalıplara da sığınmadık daha doğrusu. Ben o yüzden hiç zorlanmadım eşim konusunda. Çocuğun var mı sorusu da çok geliyor. Neden geliyor? Çünkü şöyle bir algı da var maalesef. O yüzden sorulduğunu fark ettim. Birkaç kişi açık açık bunu söyledi. Doğum yapan kadınlar doğum kilolarını atamazlar. Şimdi benim kanser geçmişim olduğunu söyledim ve ben rahim kanseri yaşadım. Benim yaşadığım birçok belirti doğum sonrasından daha zor olarak adlandırılan menopoz süresinin belirtileridir. Regle olamama, üşüme, terleme, hormonal bozukluklar, östrojenin dengesizlikleri, testosteron seviyesinin dengesizlikleri. Menopoza girmiş bir insanın yaşayabileceği tüm belirtileri yaşadım. Kilosunu da aldım, ruhsal dengesizliklerini de yaşadım, üşümesi, terlemesi vesairesi oldu, ateş basması oldu. Bu kadar zor süreçte bile ben süreçten sonra ve bu kadar hormonal düzensizliğe rağmen ve polikistik over hastasıyım aynı zamanda kilo vermeye devam ediyorum. Demek ki doğum yapmak, doğum yapmamak bir kıstas değil. Ben şu an etkileşimde olduğum yine takipçilerimle konuştuğum zaman 4 doğum yapanlar var aramızda ve 50 kilo. Filinta gibi olmuş. Denizciğim diyor. Herkes çocuğunu bahane ediyor, doğumu bahane ediyor. Ay süt veriyorum, bir kalıp helva yedim, süt yapsın. Ben buna katılmıyorum diyor. Kadın o kadar aklı başında, o kadar mantıklı konuşuyor ki. Kendim ayrı yemek yapmadım, çocuklarım ayrı yemek yapmadım. Ne pişiyorsa onlar yemek zorunda kaldı, ben yemek zorunda kaldım. Ama önemli olan gerçekten kimin ne kadar yiyeceğini belirlemekti. Doğru porsiyonları doğru besinlerle belirleyebilmekti diyor. Hemfikirim. Kadın diyor ki ben spor yapmaya vakit bulamıyorum bahanesine de ben katılmıyorum. Çocuklarımı uyutuyorum, spor yapıyorum. Çocuklarımı okula yolluyorum, spor yapıyorum. Gece evde, salonda, gizli gizli, sessiz bir şekilde leslie yapıyorum diyor. Budur. İsteyince gerçekten kadınlar başarıyor. Hani o yüzden evli olmak, çoluklu çocuklu olmakla kilo verme serüveninin gerçekten çok birbirine bağlı. Evet tabii ki birbirini tetikliyor, etkiliyor. Buna kabulüm. Ama gerçekten birbirine net olarak bağlantılı olduğunu ya da engel olduğunu düşünmüyorum. Açık konuşayım. Herkesin en merak ettiği konu estetiklerim. Bunu nasıl söylüyorum? Çok büyük borcun altındayım gibi söylüyorum. Çok para yatırdım arkadaşlar. Estetik konusunu milyon kere konuşacağım. Şimdi en çok gelen sorulardan biri. Deniz nerelerinde estetik var? Yüzünde botoks var mı? Yüzümde botoks yok. Hemen şöyle yakından mimiklerimi göstermek istiyorum. Dolgum yok. Suratımda herhangi bir yerde dolgu yok. Yakından umarım görülebiliyordur. Bütün mimikleri yapabiliyorum. Yüzümde hiçbir şey yok. Kaşlarımı yaptırdım bir tek. Kıl tekniği. Yüzümde hiçbir şey yok dedikten sonra ben şimdi başka bir şeylerden sayarmışım. Burnumda bir şey yok. Burnum çok soruluyor. Burnum bir taraftan yamuk, bir taraftan düz arkadaşlar. Burnum yamuk. Dudaklarımın bir tarafı ince, bir tarafı kalın. Suratımın bir tarafı düşük, bir tarafı yüksek vesaire. Hani o konuda içiniz rahat olsun. Yüzümde herhangi bir şey yok başka. Kaştan başka. O da zaten estetiğe girmiyor biliyorsunuz. Vücudumda neler var? Şimdi ben 94 kilo verdikten sonra deri tabii ki bir noktadan sonra kendini toparlayamadı. 60'lı kilolara düştüğümde deformasyonlarım beni çok 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 rahatsız etmiyordu ama tabii ki vardı. Her zaman vardı. Yani bir 100'lü kiloların zaten 100'lü kilolarda bile vücudumda yumuşama başlamıştı yavaş yavaş. 100'lü kiloların altında artık o derinin içerisinde kaybolan yağın hacmi o gittikçe derinin içinin boşaldığını fark ediyordum. Kırışmaya başlıyor, daha böyle kendini salık gösteriyor. Rahatsız olmuyordum. Yani pişik olmuyordu, en azından yara olmuyordu ama ne zaman ki
artık 90'lı kiloları verdim demeye başladığım noktalarda maksimum incelmeye eriştim. Arkadaşlar 150 kilodan şu an 56 diyoruz. Hani yaklaşık 3'te 2'si çıktı benden. 1,5 ben çıktı diyelim. Şimdi durum böyle olunca, 1,5-2 ben çıktı hatta. Durum böyle olunca o derinin içerisinden 2 ben daha düşünün. Benim en geniş bölgem kalça, bacak, basen, karın bölgemdi. Üst bölgem hemen hemen çok sorunlu değildi. Kollarım bir ara çok sorunluydu. Sırtımda öyle çok aman aman sorunlu olan bölgeler yoktu. Meme kısmım çok büyüktü. O yani bir nebze küçüldü, tamamen küçülmedi. Sırt kısmımda bir problem yok. Orada bir sarkma olmadı. Minimum oradan yağlanma olduğu için. Kollarımda çok ciddi yağlanma vardı bir dönem. Kol altlarımda sarkma var. Onları aldırdım mı? Aldırmadım. Meme bölgesinde tam olarak meme küçülmedi ama çok rahatsız eden bir şey var mı derseniz yok. Oraya da yaptırmadım. O konuda da hemfikir olalım. En problemli bölge benim kalça, bacak, basen. İç bacak deformasyonu evlerden ırak. Allah düşmanıma yaşatmasın. Gerçekten buna dua ederim. Çünkü yürüdükçe bacak sürtünüyor, sürtündükçe o deri birbirini mahvediyor. Tamamen yara bere içindeyiz. Sıkı bir şeyler giyeyim, o deri birbirine sürtmesin. En azından kıyafetin içinde kalsın diye mantık yürütüyorum. Çorap giyiyorum, çorabın içinde deri katlanıyor. Şöyle düşünün, biz çarşafın üzerine bile yattığımızda o çarşaf katlandığında canımız yanıyor. Deri katlanıyor burada. Arası yine pişik, yine acı, yine yara, yine tahriş, yine kanamalar. Yine enfeksiyonlar. Çok sıkıntılı bir süreç. Popo bölgesi, tabii ki yine basenler geniş olduğu için popo bölgesi kendini aşağı saldı. Karın bölgesi, karnım bir dönem 2 kat, 3 kat hallerini hatırlıyorum. Instagram'a da ekledim o fotoğrafları. Karın bölgemde çok ciddi bir deformasyon kaldı. Yani hani böyle dizlere kadar inmedi karnım, tamam, ama tuttuğum zaman böyle bayağı slime gibi, oyun hamuru gibi oynayabileceğim bir karnım vardı. Altındaki kasları böyle ellediğim zaman hissediyordum ama o deri fazlalığı beni çok yordu. Neden? Çünkü göbek deliği sabit bir şey biliyorsunuz. Göbek deliği böyle çok aşağı sarkmıyor. O içeriden köke olduğu için, köke bağlı olduğu için göbek deliği aynı yerde duruyor. Onun altı katlanıyor, onun üstü katlanıyor. Üst üste bir deri yine. Tight'in içine gömlek tıkıştırı gibi tıkıştır özeyi güzel. Görünüşte hiçbir şey yok. Takipçiler hatta sende sarkma mı var canım, saçma mı? Hatta sarkmadan nasıl kilo verdin falan diye soruyorlardı. Linç ediyorlardı beni bu konuda. Tıkıştırdık onu gömlek gibi. Ne oldu? Yine iltihap, yine pişik, yine terleyince koku, yine enfeksiyon, yine temizlemeler, yine antibiyotikli kremler, batikonlar, yaralar, kanamalar. Kısır döngü içine girdim. Bu kısır döngüden nasıl çıkacağımı bilmiyordum ve dedim hani zaten yıllardır kafamda böyle bir gelip gidiyordu. 30'lu yaşlardayım. Bir bikini giymek istiyorum. Ben hani bu kadar zayıflıyorum ama içimde ukde kalmasın noktasındaydım. Bunu da başaracağız inşallah önümüzdeki sene. Bu yaz diyeyim hatta. Ameliyatı zaten düşünüyordum. Fakat gerçekten bu kararı almam biraz uzun sürdü. Doktor araştırması. Ben bir de çok pimpirik, çok titiz, çok kıl bir kadınım. Tanıyacaksınız zamanla, tanımayanlar. Tanıyanlar evet evet diyor şu an. Gerçekten emin olmam ve gerçekten bu yola çıkmam çok uzun bir zamanımı aldı karar aşaması olarak. Sonrası çok daha kolaydı. Çok ağrılı mı geçti, sızılı mı geçti, onu ayrıca bir ameliyat videosunda detaylı şekilde paylaşacağım sizlerle. Fakat 360 body lift, yani hem karın germe hem popo germe, pantolon giydirme ameliyatı diyorlar aslında buna. 360 derece bir kesiğimiz oluyor. Oradan belli bir doku çıkartılıyor. Gerdirilerek dikiliyor. Karın bölgesini yaptırmış oldum. Popo kaldırmayı yaptırmış oldum. İçerisine herhangi bir destek ya da protez konmadı. Zaten maşallah her zaman kalça basan bölgem fazlasıyla vardı. Hatta mümkünse alın vesaire diye böyle espri yaptım. Yani karın germe, popoyu havaya kaldırma diyelim. Artı iç bacak, yani uyluk germe. O da kasık bölgesinden diz altına kadar uzanan bir dikiş iziyle birlikte seyrediyor. Hepsini komplike tek bir operasyonla oldum. Yaklaşık 2 metre kadar dikiş kaldı vücudumla. Dikiş izleri var, mevcut kalacak. Fakat derseniz ki Denizciğim, dikiş izimi sarkmayla ya da deformasyonla yaşadığın o zorlu, enfeksiyonlu, acı dolu bir süreç mi? Dikiş izi. 2 metre daha dikiş izi olabilir vücudumla. Yeter ki o enfeksiyonu artık yaşamayayım. O hayat kalitesini tamamen yerle yeksan eden
kritik faktörlerden biri arkadaşlar. Enfeksiyon noktasına geldiği zaman, yoksa iki gıdım derim buruşmuş öyle çok umurumda olan bir şey değildi. Estetik konusuna da böylece hemen uzunca değinmiş olduk. Basında Deniz Yalabık kim? Deniz'cim seni başka nerelerden tanıyabilirim diye de çok soru geliyor. Onları da hemen söyleyeyim. Show TV ana haber, Star TV ana haber, yine Show TV Ender Saray Sağlıklı Günler bölümünü yazarım. Açıklama kısmına şu an tam net hatırlamıyorum. Çağla Şikel'le canlı yayına çıktım. Yeni bir Çağla ile yeni bir gün programındaydım. Habertürk'te bir haberim yapıldı. Birçok yine haber sitelerinde ve magazinsel olarak birçok yerde yine basında yazılı olarak da haberim yapıldı. Onların da aşağı linklerini bırakırım size. Oralardan da beni izleyip bir fikir edinebilirsiniz en azından. Böylelikle kendimi kısaca değil, bayağı uzun ve detaylıca anlatmış oldum. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Sizlere kısa zamanda çok güzel, çok büyük, çok keyifli bir sürprizle geleceğim. Ve bu sürprizden umarım hepimiz gerçekten sonuna kadar faydalanacağız diye düşünüyorum. Videomu sonlandırmadan önce sizden tek ricam, bana sormak istediğiniz, anlatmamı istediğiniz, değinmemi istediğiniz herhangi bir konu var mı? Kafanızda takılan herhangi bir soru işareti var mı? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Ben de yorumlar doğrultusunda en azından sohbetlerime, videolarıma yön vermek istiyorum. Böylece taleplerinizi de değerlendirmek istiyorum. Aklınızda soru işareti kalmasın istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ah, terk ediyorum stüdyoyu. Mikrofonu da böyle çıkartırlar ya, hep hayalimde.